Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ve zerra ve berra. Rabbi euzu bike min hemezzati şeyatin ve euzu bike rabbiye yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Hadis-i şerifler külliyatından keşif notları vermeye devam ediyoruz. Konumuz yine esbabı nüzüldür. İbni Abbas radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Kişi ihramsız olarak yani Mekke'de ikamet edenler veya umre için gelip umreden sonra ihramı çıkaranlar Beytullah'ı ziyaret eder. Bu imkan hac niyetiyle ihram giymeye kadar devam eder. Arafat'a çıkınca kime deve, sığır veya davardan kurban müyesser olmuşsa dilediğini kurban eder. Bunlardan biri olmazsa ona haçtaki 3 günün orucu terettüp eder. Bu günler Arefe gününden evvele ait olmalıdır. Bu 3 günün sonuncu günü Arefe gününe tesadüf ederse bunda bir günah yoktur. Sonra Arafat'ta vakfeye gider. İkindi namazından akşam karanlığının gelmesine kadar vakfede kalır. İbni Abbas anlatmaya üslubu biraz değiştirerek devam etmektedir. Sonra Arafat'tan insanlar sökün edince orayı terk etsinler. Topluca geceyi geçirecekleri yere yani Müzdelife'ye gelsinler. Orada Yüce Allah'ı çokça zikretsinler. Sabah vakti girmeden önce bilhassa tekbir ve tehlili çok yapsınlar. Sonra buradan da topluca hareket etsinler. Çünkü eskiden beri herkes buradan hareket ederdi. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 199. ayeti kerimesinde insanların toplu olarak sökün ettiği yerden siz de sökün edin. Eski yaptıklarınızdan Yüce Allah'a af dileyin. Yüce Allah Celle Celaluhu bağışlar ve merhamet eder. Evet kıymetliler, İşte İbni Abbas'tan bu hadisi şerifi, bu ayetle ilgili durumu izahat ettiğini görmekteyiz. Yine İbni Müseyyeb anlatıyor. Bu da başka bir hadisi şerif. Süheyb radıyallahu anh hazretleri muhacir olarak Mekke'den yola çıktı. Kureyş'ten bazıları onu takibe başladılar, putperestler. Bunun üzerine o da devesinden inerek, sadağında ne kadar ok varsa hepsini çıkardı. Takipçilere, o putperest müşriklere, Allah'a kasem olsun, oklarının hepsini atıncaya kadar bana yetişemezsiniz.
Sonra elimde durdukça kılıcımı kullanacağım. Eğer dilerseniz size Mekke'de toprağa gömdüğüm malın yerini söyleyeyim. Mukabilinde siz de beni serbest bırakın. Yoluma devam edeyim dedi. Takipçiler teklifini kabul ettiler. O da sağ salim yoluna devam etti. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına varınca şu ayeti kerime nazil oldu. İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını isteyerek nefsini satın alır. Bakara suresi ayeti kerime 207. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Yahya'nın alışverişi karlı oldu der ve ayeti tilavet buyurur. Evet kıymetliler, işte görüyorsunuz, malını, mülkünü, evini, yurdunu, neyi varsa bırakıyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, İslam'ın yaşanmayan yerinden İslam'ı yaşamak için Allah ve Resulüne hicret ediyor. Peygamberimizin yanına gelince de bu ayeti kerime nazil oluyor. İşte görüyorsunuz, her şeyini verip de dinini, imanını alan Müslümanlara bakın. Muhacirler bunlar işte. Bunlar dinlerini, imanlarını alırlar. Dünyalık neyleri varsa bıraktılar. Putperestlerin yurdunda. Ama sonra ne oldu? İslam orduları oraları da fethiyledi. Putlardan temizledi. Senin yapacağın şey iyi bir Müslüman olmaktır. Allah'a bağlan. Peygamberine tabi ol. İslam şeriatını iyi öğren, iyi yaşa. Bizden söylemesi. Evet, esbabı nüzul işte bak. Bu ayette bu zat-ı muhteremin durumu ile ilgili nazil oldu. Evet, Müslümanlar bugün abdest almaya erinen, namazıyla beş vakit namazı, orucu ve diğer ibadetlerini cayır cayır terk edenlerin halini bir düşünün. Evet kıymetliler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra 7 yaşındaki oğlan ve kız çocuklarının oğlan ve kız kardeşlerin yataklarını ayırın. Müslim'in şartı üzerine keza Darakutni'nin de bir tahricinde de yatak ayrımı, ayırma yaşı olarak, yatak ayırma yaşı olarak 7 yaş zikredilmiştir. Namazın terki halinde tedip edilme yaşı olan 10. yaşta tevessül edilmesi emredilmektedir. Ali Yülkari 7 yaşında yataktan uzaklaştırılır. Evet, yani annesinin, kız kardeşinin ve diğerlerinin yatağından, zira bu yaş onun kadın ve diğerlerini temyiz yaşıdır. Temyiz yaşı ise 10 yaş değil, 7 yaştır. Nebevi erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta
yatmalarının asla caiz olmayacağına da hükmeder. Her birisi yatağın birer kenarında olsa bile. Evet kıymetliler. Hazreti Ali'nin bir kadının 7 yaşına basmış olan kızıyla bile mübaşereti zinadan bir şubedir dediğine dair rivayetlere rastlanmaktadır. Yatak ve hatta odalarıyla ayrılması meselesine ehemmiyet veren günümüz terbiyecileri. Cinsiyet duygusunu çocukta doğumla başlatan Freudcu telakkinin bir sonucu olarak ortaya atılmışsa kanaatimizce fazla bir değeri de yoktur. Karı koca hayatına ait bilgiler büluğa yaklaşma sıralarında verilmesi daha uygun olmaktadır. Evet kıymetli efendiler, işte Yüce İslam her tedbiri aldığını görmekteyiz. Ümmü Seleme annemizden rivayet edilen hadisi şerifte sevgili Peygamberimiz anlatıyor. Buyurdular ki aleyhissalatü vesselam, kadınlarınız çocuk yetiştirdiğiniz tarlalarınızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu. Tek yoldan ki o da çocuk yoludur. Olmak kaydıyla dilediğiniz şekilde temas kurun. Tirmizi hadisi şerifinde böyle rivayet edildiğini görüyoruz. Bu da bu ayeti kerimeyle ilgilidir. Evet kıymetliler. Yetim rüştüne erinceye kadar onun malına o en güzel olanından başka bir suretle yaklaşmayın. Keza yetimlerin mallarını haksız ve haram olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Evet kıymetliler, işte görüyorsunuz, batıl yollarla kimsenin hakkı yenmeyeceği açık açık anlatılmaktadır. Ve kadın erkek aile durumu da Yüce İslam'da çok önemli bir müessesedir. Bu müesseseyi gayet sağlam esaslara oturtturmak için bir defa küfü denklik aranmalıdır. Müslüman Müslümanla evlenmelidir ama iki taraf da İslam'ı bilmelidir. İman kalplere yerleşmelidir. Allah'ın emrinde kul olarak, Allah'ın emrine teslim olarak, Peygamber'e tabi olarak evlilik, İslam'daki evlilik kurallarını bilerek evlenmelidir. Veyahut da birisinin bu konuda öbürüne yardımcı olacak kadar olgunluk çağında olmalıdır. Evet kıymetliler, bugün ailelerde huzurun olmamasının
sebebine bakarsanız cinsi birleşmenin dışında, fiziki görüntünün dışında bir İslam bilgisine fazla sahip olmadıklarını görmekteyiz. Hatta İslam inancı bile aranıp aranmadığı, yani şüpheli bir duruma gelmiştir. İşte malı olacak, mülkü olacak, arabası olacak, evi olacak, işi olacak. Bunlardan hepsinden daha önemli imanı ve İslam'ı olacak. Ahlakı olacak. Aç yatan birini gördünüz mü bu dünyada? Açlıktan ölen kimseyi gördünüz mü? Rızıklar, sen görevini yap. Rızkın Allah'a ait. Sen çalış. Yalnız dinli, imanlı olmadıkça hiç kimsenin dünyada, ukbada, ferdi, ailevi, içtimai huzur olma şansı yoktur. Din, imandır kişiyi mutlu eden, güven ortamında kişinin mutlu yaşamasının teminatı dini imanıdır. Onun için dünya çok afaki şeylerle uğraşmaktadır. Enfüsi aleminden haberi yoktur. Enfüsi alemini İslam ile doldur. Afaki aleminin alemine de İslam ile hazırlığını yap. Cinsi bilgi konusunda da evlilerde kadınlarınız tarlalarınızdır. Tarlalarınızda nasıl isterseniz öyle ekin, öyle varın. Bakara suresi 223. ayeti kerimesinde. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Ümmü Süleym bir gün Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama gelerek, ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, kadın rüyasında erkeğin rüyada gördüğünü görünce gusül icap eder mi diye sorar. Orada hazır olan Hazreti Ayşe, ey Ümmü Süleym, kadınları rezil ettin, Allah canını almasın der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'ye, hayır, kadınları rezil eden sensin. Allah senin canını almasın. Evet ey Ümmü Süleym, gusletmesi gerekir. Eğer bunu görürse der. Hadisin Bezzar'da gelen bir veçinde, ey Ayşe bırak onu. Zira Ensar kadınları fıkıhtan sual ediyorlar buyurmuştur Peygamberimiz. Yani kişi dinini ister kadın ister erkek, dinini öğrenmek için her şeyi sorabilir. Bakın Hazreti Ayşe annemizi Peygamberimiz azarladı. Bırak onu dinini öğrensin, sorusunu sorsun dedi. Evet, dinini öğrenmek için sahte sofuluğa gerek yok. Dinini öğrenmek için bir defa elinden gelen gayreti göster. Dini öğrenme konusunda utanmak da yoktur. Dinini öğren. Kinayeli izahını kadıncağız anlayamayınca Hazreti Ayşe bir köşeye çekerek anlayacağı şekilde açık olarak izah eder. Peygamber okulunda iyi okuyan Hazreti Ayşe annemiz ondan sonra kadınlarla ilgili bilgileri o kadar çok bilgi verdi ki kadınlarla ilgili fıkıh ilmini kadınlara
Ayşe annemiz öğretmiştir. Peygamberimizin okulunda da iyi okumuştur. Cenab-ı Hak Ahzab suresi 53. ayeti kerimede "Vallahu la yestahyi minel hakkı" buyuruyor. Allah gerçeği açıklamaktan vazgeçmez, çekinmez. Kadınlara dübüründen temas etmeyin. Temas yeri kadının kendi kadınlık organıdır. Başka yoldan temas edilmez. O zaman ortaya lutilik çıkar. Ki mel'un bir kavmin, Allah tepesine taş yağdıran bir milletin yaptığı o pis hareket ki lutilik deniyor buna. Onun için lutiler gibi kadına arka tarafından yaklaşmayın ve arka taraftan yaklaşanlar lutilerdir. Allah onların altını üstüne çevirmiş, tepelerine taş yağdırmıştır. Evet, önden veya peşten de olsa kadınlık organının dışında bir birleşim asla olamaz. Hazreti Ayşe bu durumu Ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Onların dini öğrenmelerine haya mani olmamıştır diyerek takdir eder. Bakın sonuçta takdirler başladı. Yine Rifa'dan boşanan hanım Abdurrahman İbn-i Zübeyir ile evlenir. Fakat ikinci kocasının cinsi yetersizliğini açık bir şekilde tasvir ederek eski kocasına dönmek hususunda Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan izin ister. Bakın, herhalde sen Rifa'ya geri dönmek istiyorsun. Hayır, sen onun balcığından, o da senin balcığından tatmadıkça eski kocana gidemezsin buyurdu Peygamberimiz. Çünkü önceki kocası onu boşamıştı. Başkasıyla da evlenmişti. Şimdi sonraki kocasından memnun olmadığını söylüyor. Sonraki kocası da boşarsa iddetinden sonra eski kocasına bu gidebilir ama bak ne dedi Peygamberimiz? Herhalde sen Rifa'ya geri gitmek istiyorsun. Hayır, sen onun balcığından, o da senin balcığından tatmadıkça gidemezsin. Yani önceki kocası boşayınca, bütün ortadan talaklar kaybolunca, üç talak üzere boşanmış olan bir kadın, bir eski kocasına gitmek için illa biriyle evlenmesi gerekiyor. Evlendikten sonra boşarsa sonraki koca, eski kocaya o zaman dönebilir. O da nedir? Cinsi birleşim şartıyla, illaki sonraki kocayla evlendiği zaman illa cinsi birleşim olmadan bir defa bu ceza yerine gelmiş olmuyor. Eski kocasına dönemiyor. Müslim-i Şerif'te tahric edilmiş olan Ömer İbni Ebi Seleme'nin rivayetidir ki, o da der, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama oruçlu olan kimse hanımını öpebilir mi diye sordum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam zevcesi Ümmü Seleme'yi işaret ederek, "Buna sor," dedi.
Ümmü Seleme Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığını haber verince, ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, senin yapmanda bir beis yok. Zira Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti dedim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, hayır, Allah'a kasem ederim ki, memnu olanı yapmada Allah'tan en çok korkanınız benim dedi. Yani ben hanımımı diyor öpmüşsem, orada bir harama günaha gitmemek kaydıyla, orucu bozmamak, şehvete gitmemek kaydıyla, sadece sevgi, şehvetsiz sevgi o. İmandan gelen, kalpten, ruhtan gelen Allah için bir sevgiyle şehvetsiz olarak öpebilirsen, peygamberde bunların hepsi var. O insanı kamil, eşrefi de mahlukat. O zaman hanımına, kendi nefsine güvenin varsa öpebilirsin. Yoksa tedbirli olman gerekir. Hayızlı kadına arka uzvundan temas eden, kahine giden, cincilere, arraflara, falcılara, kahinlere giden, Muhammed'e ineni, inzal edileni, yani Yüce İslam'ı, Kur'an'ı inkar etmiştir buyurdu Peygamberimiz. Hanımıyla arka uzvundan cima edenin yüzüne Allah bakmaz. Hanımına arka uzvundan temas eden melundur gibi pek çok hadisi şerifler vardır. Evet kıymetliler, işte konular birbirini açıklamaktadır. Yine Peygamber Efendimiz'den gelen haberlerde, hayızdan temizleninceye kadar kadınlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakitte Allah'ın size emrettiği yoldan onlara gelin. Bakara Suresi ayeti kerime 222. ayeti kerime. Kadınlarınız tarlanızdır. Tarlanıza nasıl isterseniz, öyle istediğiniz cihetten gelin. Mealindeki ayeti kerimeyi iyi anlamanız gerekiyor. Hazreti Ayşe'nin, ben senin annenim, sen de benim oğlumsun, sor demesi üzerine, kadın hayız halinde iken kocasına helal olan nedir diye sordu. Hazreti Ayşe, cima hariç her çeşit mübaşeret cevazını verir. Nebevi'nin şu sözleri şayanı da dikkattir. Hakkı öğrenme meselesinde haya etmek, dinin talep ettiği hakiki haya değildir. Yani dinli öğrenmek için adam utanıyorum falan filan, bir sürü özür cızır gösteriyor. Bunlar özür de değil, haya da değil. Dinin öğren. Zira hayanın tamamı hayırdır. Haya hayırdan başka bir şey getirmez. Dini bilgilendiren ve fakat utandırıcı meselelerde sualden vazgeçmek hayır değil, şerdir. Öyleyse şer getiren şey nasıl haya olabilir? Yani dinini öğrenme, cahil kal, ben utanıyorum diye. Bu şerdir diyor. Dinini öğren, hayır, dinini öğrenmektedir diyor.
cinsiyet mühim bir yer tutmaktadır, ihmal edilemez. Kadın erkek her ikisini birden ilgilendirir. Evet kıymetliler, cinsi meselelerle ilgili efendim utanma sebebiyle ihmal caiz değildir. Ancak haya perdesini yırtıp müstehcenlik havasına bürünmek de uygun değildir. Bunun bir adabı, muaşeratı vardır. Kıza ve gerek oğlana cinsi bilgilerin verilmesi gerekir. Evlenmeden önce evliliğe hazırlamak lazım. Kızını da, oğlunu da. Cinsi güç, insanlara beşer neslinin devamını sağlamak gibi mühim bir gaye için verilmiştir cinsiyet, cinsi güç. İnsan zayıf yaratılmıştır. Nisa suresi ayeti kerime 28. İbn-i Abbas Hazretleri radıyallahu anhü verdâ mecmain. İnsan zayıf yaratılmıştır. Cimanın terkine tahammül edemez demiştir. Veki de kadınların yanında aklı gider hükmünü vermiştir. Suyuti efendim, insan erkek kadın hususunda olduğu kadar bir başka hususta asla zaafa düşmez demiştir. Evet, erkekler için de kadınlar için de en zaaf tarafları nefsani konulardır. Rabbi takatimiz fevkinde yük tahmil etme ayetiyle Bakara suresi efendim Cenab-ı Hak şehvet galebesi kastedildiğini ileri sürmüştür. İbni Nüceyh'de kişinin efendim nefsani durup şehvete galeyana, şehveti galeyana gelince aklının üçte biri gider demiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim sakalları ve bacakları arasında bulunanlar hususunda bana garanti verirse, ben de ona cennet hususunda garanti veririm. İnsanları en ziyade ateşe atan şey, ağızları, dilleri ve nefisleri yani ferçleridir buyurmuşlardır. Eğer kişi eline, diline, beline yani nefsine hakim olabilirse ben de cenneti ona garanti ederim diye buna işaret etmiş Peygamberimiz. Fercin de bir emanet olduğu ifade edildikten sonra emanette emin olmayanın imanı yoktur denmek suretiyle zina ve livata hususundaki şiddetli tezyeler, cezalar da bu emanete ihanetin büyüklüğünü göstermektedir. Evet, insanlar kendi nefsine hakim olmak gerekir. Çünkü sana verilen o erkeklik organı da, kadınlık organı da bir emanettir. Emaneti haram yolda kullanamazsın. Emanete ihanet edemezsin. İhanet ettiğin zaman cezanın en büyüğüne çarpılıyorsun. Çünkü zinanın cezası çok ağır olduğunu biliyorsunuz. Bunun garantili yolu evlenmektir. Evet, meşru yollardan nefsini tatmin etmektir.
Mü'minun suresinin 5 ve 7. ayeti kerimelerinde nikahlı zevcelerle tahdit etmiş. Efendim, meşru nikah, çare meşru nikahtır, evlenmektir. Bülü çağına giren gençlerin vakit geçirilmeden evlendirilmesini tavsiye ediyor Yüce Dinimiz. Peygamberimizden Hazreti Ali bakın şunları rivayet ediyor. Ey Ali, Peygamberimiz buyuruyor. Üç şey vardır. Onları geciktirme, tehir etme. Bir, vakti girince namazını geciktirme. İki, hazır olunca cenazeyi yerine yerleştir, geciktirme. Dengini bulunca kocasız kadın, kız, kimin bir çocuğu olursa güzel bir isim koysun ve en iyi şekilde terbiye etsin. Büluğa erince de derhal evlendirsin. Büluğa erdiği halde evlendirmez ve delikanlı da bir günah işleyecek olursa bundan hasıl olacak günah babaya da terettü eder. Başka bir rivayette İncil'de yazılıdır ki kızı 12 yaşına bastığı halde evlendirmez ve o da bir günah işlerse şeklindedir. Efendim, size dini ve ahlakı hoşunuza giden bir erkek müracaat edecek olursa derhal evlendirin, kızınızı verin. Aksi halde yeryüzünde fitne ve çok şumullü bir fesat çıkar. Said İbni Mensur'un bir tahricidir ki, Ebu Müslim el-Havlani kendi kabile halkına şöyle seslenir. Ey Havlanlılar! Kadınlarınızı ve dullarınızı evlendirin. Zira şehvetin ayaklanması mühim hadisedir. Onun için daima hazırlıklı olun. Bilin ki şehvetin kulağı yoktur diye nasihat vermiştir. Yine sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bu hususta sadece ebeveyne değil bizzat bekar gençlere de hitap ederek şöyle buyurur. Ey gençler, hanginiz cimaya veya evlenmek külfetine muktedir ise derhal evlensin. Zira bu gözü haramdan korumayı daha çok mümkün kılar. Fecrin iffetini muhafaza eder. Böyle buyurur. En şerlileriniz bekar olanlarınızdır buyurur. Yani hem şehvetine hakim olamıyor hem evlenmiyor. Evlenme imkanı da var. Bunlara da en şerli bekarlar olarak nitelendirmiştir. Gücü evlenmeye yetmeyenler de oruç tutsunlar buyurmuştur. Evladını evlendirmeyi babalık vazifelerinden biri olarak zikretmesi bunun önemini ortaya koymaktadır. 12 ukiye miktarda gümüş takdir etmiş, daha fazlasını ne vermiş ne de talep etmiştir. Öte yandan bir çift ayakkabı, Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretilmesi, 5 dirheme tekabül eden bir nevat altın, demirden bir yüzük ve karşılığında evlenenlere
evlenmelere de cevaz vermek suretiyle evliliği kolaylaştırmaya çalışmıştır Peygamber Efendimiz. Evlenecek kimselere kolaylık gösterilmesini de emretmiştir. Şefaatin yani yardımın, aracı olmanın en eftali evlenmeleri için iki kişi arasında yapacağı şefaattir, yani yardımcı olmaktır. Sevişenler için nikah kadar uygun bir şey yoktur. Derhal nikahlanın, evlenin buyurmuşlardır. Sünnet şehvetin kulağı yoktur. Yani şehvet ki galeyana gelen kişinin ne gözü görür ne kulağı duyar. Azmantı bir hayvana döner. Doktor Kinsey Amerika'da yaptığı incelemeler sonunda Amerikalıların 30 yaşına varmamış olan erkeklerin %86'sının kadınların %43'ünün evlilik öncesi cinsi münasebette bulunduğunu tespit etmiştir. Yine rapora göre erkeklerden %97'si kanunların yasak ettiği faaliyetlere tevessül etmiş. %70 fahişelerle ilgili onlarla ilgi kurmuş. %70'i. %40'ı evli erkek hanımını aldatmış. Erkeklerin %37'si, kadınların %19'u homoseksüel maceralara atılmış. Çiftliklerde çalışan her 6 işçiden biri hayvanlarla temas kurmuştur. Dünya, işte Amerika'daki batağa bakın. Amerika bir batak içindedir. Ve dünya da böyle, batılılar da böyledir. İslam alemi de zayıflamıştır. Niye? İslami kuralların uygulanmaması yüzünden İslam aleminde de yabancıya özenti, yabancıyı taklit ve ahlakın çürümesi ortaya çıkmıştır. Tek çıkar yol izdivaç, kabul edilen Amerika'da evlenmeye devlet ve kilisenin işbirliğiyle resmi izin 5 günde istihsal edilebilecek, gece ve gündüz de başvurulabilecek derecede kolaylaştırılmıştır evlenmeler. Ama ahlak, inanç, namus, haysiyet, şeref, sen bu bunlar olmadan ne yaparsan yap, rezil rezilliğini yapar. Önce iman ve İslam, haysiyet ve şeref, namus, bunlar kişiye iyice aşılanmalıdır. Bekar kalma konusunda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, dul olarak Allah'a kavuşma gibi tavsiyelerde inzimam edince ashab bekar olarak ölmekten şiddetle kaçınmıştır. Hazreti Ömer'in 3 gün sonra öleceğimi de bilsem bekar gitmektense evlenmeyi tercih ederim dediği rivayet olunur. Yine Suyuti Kur'an-ı Kerim'de geçen ancak Müslümanlar olarak ölün Âl-i İmrân suresi 102. ayeti kerimesinde ancak evli olduğunuz halde ölün, zira sizler o vakit kamil olursunuz manasını vermiştir Suyuti. Suyuti büyük bir alimdir.
bu mananın da o ayetin şumulünde olduğu açıktır. Çünkü ayetlerin şumulü geniştir. Tatminde tacil, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, sizden biri hanımına arzu duyarsa, hanımının acil bir meşguliyeti bile olsa, ona gitsin, hacetini görsün. Bir başka rivayette, sizden biriniz güzel bir kadın görür de, hoşuna giderse, derhal ehline, kendi hanımına gitsin. Efendim, zira uzuvların hepsi birdir. Ehlindeki öbüründekinden, öbüründekinin aynısıdır. Hatta helal olandadır. Hayır helaldadır. Müslim'deki rivayet aynen şöyledir. Hazreti Cabir'in anlattığına göre, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kadın görmüştü ki zevcesi Hazreti Zeynep'e geldi. Zeynep bu sırada bir deri işlemekle meşguldü. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ihtiyacını gördükten sonra ashabına gelerek, bilin ki kadın şeytan suretinde gelir ve şeytan suretinde gider. Sizden biriniz bir kadın görünce zevcesine, yani kendi hanımına hemen gelsin. Bu içinde doğmuş olanı giderir der. İşte ihtiyacı helal ile, helalınla gider prensibine bağlı kal. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman kadın gelmekten imtina ederse sabaha kadar melekler o kadına lanet okur. Kadının nafile oruç için kocasından izin alma zarureti de bu maksatla konmuştur. Kadının eğer bir mazereti yoksa, hasta değilse, herhangi bir engel yoksa, kocasının çağrısına uymalı, kocasının isteğini yerine getirmelidir. Kadın da böyledir. Kadının isteğini de kocası yerine getirmelidir. Daha önce Ebu Derda radıyallahu anh hazretleri ile ilgili olarak zikredilen hadis-i şerifte geçen senin ehline karşı da vazifelerin var. Yani ben bütün gece ibadet ederim, bütün gün oruç tutarım diyenlere Peygamberimiz ne demiştir? Hanımının sende hakkı var, hakkını ver demiştir. Bütün geceyi ibadetle geçireceğim diye diğer hak sahiplerinin hakkını vermezsen o ibadet gerçek ibadet olmaz. Hak sahiplerinin hakkını vererek ibadetini yap. Oruç da böyle. Bütün günler oruç tutulmaz. Bazen tut, bazen iftar eyle. İşte o zaman ne olacaktır? Hak sahiplerinin hakkını vermiş olunca ibadetler gerçek ibadet olur. Evet, bu konular daha önce işlendiği için burada biraz kısa geçmekteyiz. Cenab-ı Hak görevini yerli yerince yapan, sağlık, afiyet içerisinde Allah'ın rızasından başka gayesi olmayan, iki cihanda mutlu olan, ailesini de mutlu etmeye çalışan kullarından eylesin.